Hocam, ben şu sabah namazından kasımda her gün bir günlük kaza namazı kılıyorum. Bu geçerli oluyor mu? Yani sabah, öğlen, akşam, ikindi, yatsı hepsini bir günlük kaza kılıyorum. Yani güneş doğmadan namazlarımı bitiriyorum. Anladım. İkinci sorum da hocam, namazlarımın kazalarını kıldıktan sonra sadece ettehiyyatını okusam, Allah mesalleleri okumasam onlar acaba geçerli olur mu? Kazalarını namaz kılarken değil mi? Evet, kazaları kılarken sadece ettehiyyatını okusam, peki, Allah mesalleleri, Rabbeneleri okumasam acaba o namazın kıymetli olur mu? Peki. Bunu öğrenmek istiyorum hocam. Soralım Şengül Hanım, bakalım ne diyecek hocam. Rabbim kolaylıklar ihsan eylesin. Alanya'ya selam olsun efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum size. Namazla başlıyoruz hocam. Olmazsa olmazımız. Evet. Şengül Hanım sabah namazının hemen peşi sıra bir günlük kaza namazı kılıyormuş. Ne dersiniz? Olur mu? Neye dikkat etmeli? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu ala Resulillah. Şimdi tabi namazların edası farz olduğu gibi kazasını da yapmak gerekir. Kardeşimize ben de Allah kabul olsun diyorum. Yani her gün herhalde normal 5 vakit namazımı kılıyorum. Bir de sabah namazı feyizli bir zaman dilimidir. Dolayısıyla ben sabah namazının farzını kıldıktan sonra güneş doğmadan önce ikmal etmek üzere 5 vakitte sabah, öğle, akşam, yatsı, mutlaka vitri de kılıyordur. Kazalarımı kılıyorum. Malum bunlar zaman zaman konuşuyoruz. Yani bazı zamanlar var ki o zamanlarda ibadet etmek caiz değil. İşte güneş doğarken, batarken. Kaza namazı sadece 3 vakitte kılınmaz. Bunun dışında her zaman kaza namazı kılabiliriz. Sabah namazının, daha doğrusu sünnetini kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar belki diğer nafileler kılmaz ama sabah kaza namazı kılınabilir. Kardeşimizin sabah namazının farzından sonra kıldığı bu kaza namazları geçerli. Allah kabul eylesin. Ama ben şöyle bir şey tavsiye ediyorum. Yapabiliyorsa, buyurun hocam, daha kolay olması için. Mesela insan 5 vakit namazını kılınca her namazın sonunda sabah namazı kılsa, o bir gün, yani o vaktin kazasını kılsa hem biraz daha sistematik olur hem daha kolay olur. Yaptığı da geçerli. Ona itiraz etmiyoruz. Allah kabul eylesin. Eyvallah. Bu namazları eda ederken özellikle İşte son oturuşlarda, malum namazların sünnet olsun, farz olsun, son oturuşlarda tahiyyatla birlikte salli barik dualarını ve Rabbena benzeri dualar okunur. Bunlar namazları kılarken olduğu gibi kazasını kılarken de gereklidir. Acaba sünnettir. Benim aklıma şöyle bir şey geldi hocam. Şimdi sabah namazının hemen peşi sıra bir günlük kaza kılıyordu ya. Zamandan tasarruf etmek maksatlı, evet, böyle bir soru sorulmuş olabilir. Siz onun çözümünü, evet, her vaktin ardına o vaktin, evet, kazasını kılma, evet, olarak verdiniz. Evet. Böyle yapsa daha güzel olur herhalde. Yani yaptığı doğru ama benim söylediğim olursa yorgunluk da olmaz. Aslında bunu bütün izleyicilerimize, üzerimde benim namaz borcum olan diye düşünen bütün izleyicilerimize zaten bilirler. Ben de bir kardeşleri olarak hatırlatmak istiyorum. Yani namaz, hakikaten namaz mükellefiyeti önemli bir mükellefiyet. Namaz imandan sonra en çok hesaba çekileceğimiz konu. Böyle abdestimizi almışız, Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmişiz, namazımızı kılmışız. Hemen arkasından da daha önce kılamadığımız bir namazın, o vaktin namazının farzını kaza edersek, böyle birkaç sene devam edince ne kadar kazamız varsa, İnşallah mesela 10 biter. Sene kılmış olsak, 10 senenin namazını eda ederken bir 10 senenin de kazasını kılmış oluruz. Cenab-ı Hak kabul buyursun. İnşallah. Vaktinde kılamadığımız için de yaptığımız kazaları kabul etsin. Bu kusurumuzu da Rabbimiz bağışlasın. İnşallah.